Evet değerli PIA Medya takipçileri, bugünkü konuğumuz Kenan Taşkesen. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın, iyisin? İyiyiz, teşekkürler. Abi seni tanımayanlar için Kenan Taşkesen kimdir? Ya Kenan Taşkesen Erzincanlı, 1976 doğumlu. Yaşamın bir süresinden küçük bir kesiti köyde geçtikten sonra İstanbul'a taşındım. Daha sonra öğrencilik hayatım, siyasal aktivist hayatım ve sanat hayatım İstanbul'da başladı. 94'ün sonuna doğru, 12. ayın 6'sı gibi Almanya'ya yerleştim. O günden beri de Almanya'da bulunuyorum. Ve bizim o öğrencilik yıllarda edinmiş olduğumuz bu kültürel çalışmaları, siyasal çalışmaları, aktiviteleri Almanya'da aralıksız olarak bugüne kadar devam ettiriyoruz. Abi memleket neresi? Erzincan. Erzincan. abi nasıl bir evde büyüdün acaba? Onu merak ediyoruz da. Ya ben köyde doğdum. Hı hı. İlkokul 3'e kadar da köydeydim. Bildiğimiz tipik Kızılbaş köyleri, çok küçük, mezra düzeyindeki 5-6 ailelik bir mezradaydı. Okulumuz ana köyde olduğu için 2,5 saatlik bir yolculuk falan vardı. Ve biz o yaşlarda o karkışı, o 2,5 saat dik çıkan yokuşu tırmanarak okula gidiyorduk. Yani çok özel bir şey değildi, köy değildi, farklı, Kızılbaş köylerden farklı bir köy değildi. Ama İstanbul yaşamım benim biraz renkli geçti diyebilirim. Sporla çok küçük yaşta tanıştım. Benim basketbol ve cross alanında çalışmalarım oldu, hatta derecelerimiz falan oldu. Türkiye çapında ilkokullar arası, ortaokullar arası derecelerimiz oldu. Ta Fenerbahçe çalışmalarına kadar gittim, Paşabahçe'de oynadım. Ama daha sonra 90'lardaki siyasal çalkantıyı bilenler için bu söylediklerim yabancı olmaz. Yabancı gelmez daha doğrusu. Orta birden itibaren siyasal mücadeleyle bir şekilde buluşan bir gençlik dönemiydi o dönem. Ve ben de oradan tabii ki nasibimi aldım. Her şeye rağmen kendimi çok şanslı hissediyorum. Yani 90'larda evet ülke korkunç bir acı çekti her katmanıyla. Ama bir şey daha vardı. Politize bir gençliktik. Niçin yaşanması gerektiğini, gerekirse niçin ölünmesi gerektiği konusunda tereddütsüz yaşamla ilgili bizim açıklayabileceğimiz kadar bilgi birikimine sahiptik. Bu anlamıyla benim için o dönem kişiliğimin şekillenmesinde çok önemli bir süreçtir. Eğitim derecen nedir abi? Ya ben genelde ilkokul terk diye yazıyorum. Çünkü şu noktada işin diploma kısmında onun böyle bir çerçevelenip bir yere asılması ve insanların değerini o diplomaya göre belirlenmesinden kaynaklı olarak kendi sosyal medya alanlarımda da onu yazarım. Hayat okulunda mezun gibi böyle T'ye alırım olayı. Ben üniversiteyi kazandım. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni kazanmıştım. Fakat gitmedim liseden sonra. Kendisinin içinde bulunan şartlardan kaynaklı olarak devam etmedim. Hı-hı. Edemedim. Şu an Almanya'da yaşıyorsun. Almanya'da, Frankfurt'ta yaşıyorum. Frankfurt'ta yaşıyorsun. Bildiğim kadarıyla Almanya'da Alevi Birlikleri Federasyonu'nda bayağı bir aktif bir görev yaptın. Onunla ilgili de bahsedelim istersen. Ne çalışmalar yaptın? Sevgili Hüseyin, benim sanatla veya sosyal aktiviteyle ilişkilerim, dediğim gibi benim okullu yıllarıma dayanıyor. Hı hı. Esas olarak. Almanya'ya geldikten sonra, yani Almanya Alevi Birlikleri Federasyonu'nda kültür sanat çalışmaları benim en son durakta, öncesi vardır. Hı hı. Örneğin lise dönemlerde liseli gençlik hak arama mücadelesinde, daha sonra o gençlik kendi içinde bir devinim geçirdi. Sadece öğrenci gençlik değil, aynı zamanda işçi gençlik çalışmalarına yöneldi hak arama temelinde. Avrupa'ya geldikten sonra da diaspora çalışmaları içinde özellikle kapitalist yoz gerici sisteme karşı gençliğin kendi öz kültürüyle nasıl bir bağ kurmak için nasıl bir yöntem izlenmesi konusunda kafa yorduğumuz zaman aklımıza gençliğimizden, okul yıllardan edindiğimiz tecrübeler geldi. Bunlardan bir tanesi tiyatroydu mesela. Tiyatro çalışmaları başladım. Ben burada 9 tane tiyatro grubu çalıştırdım biliyorum. Tiyatro oyunları yazdık. Bunlar yarışmalara katıldı. Ödüller aldı. Tiyatro çalışmalarımızda öğrencimiz olup daha sonra dizi filmlerde oynayan arkadaşlarımız oldu. Bu konuda yapmış olduğumuz
canlandırma sinema çalışmalarından kaynaklı olarak o filmimizde yer alan iki tane gencimiz daha sonra Almanya'da konservatuvarlara gidip Hollywood yıldızlarıyla sahne alan, daha doğrusu kamera karşısına geçen arkadaşlarımız da var. Bunlar bizim sanatta ilişkilerimizin pekişmesine sebep oldu. Daha sonra ben kendi okulumu kurma kararı aldım açıkçası bir noktadan sonra. Kendime ait bir 200 kişilik tiyatro salonu vardı ve bu belediye tarafından, daha doğrusu belediyeye ait bir yerde, özel bir mülkiyet olan bir yerde ve oranın ücretsiz olarak çalıştırma hakkını kazandım. Benim başvurumdan sonucunda işte gerek Alman gazetelerden, gerek Türk gazetelerinden, Türkiye'li gazetelerden, Kürt gazetelerinden çıkan haberleri biz onlara verdiğimiz zaman bize anahtar teslim ettiler. Lütfen burada devam edin. Çünkü bizim anlayışımız da yazan bir başvuruydu. İyi de gidiyordu çalışmalarımız. Fakat daha sonra dönemin Hessen bölgesi Alevi eyalet temsilcisi sevgili Fuat Gökdemir geldi. O zamana kadar tanımıyordum. Sabri Sarı abiyle beraber şey dediler, yani size, sana ihtiyacımız var. Hessen eyaletinde bizim kültür sanat çalışmalarımızı örgütlemek için görev almanı talep ediyoruz dediler. O andan itibaren şöyle düşündüm. Yani bir tarafta özel bir çalışma yürütüyorsun, bir tarafta kurumsal bir çalışma yürütüyorsun. Bunların birisine feragat etmem gerekiyordu. Ama benim zaten gelenekten gelen bir şeyim vardı. Ben sanatı toplum için yapan bir insanım. Örgütlü sanatı savunan bir insanım. Dolayısıyla kendime ait olan yeri götürdüm, anahtarı teslim ettim. Bu sorumlar da şaşırdılar açıkçası. Ve böylece 2014 yılının başında Alevi çalışmaların, sanatsal çalışmaların içine girdim. O günden beri de devam ediyor. Yani sonra Hessen eyalet bölgesinde 4 sene faaliyet yürüttüm. Başkanlık düzeyinde, sonra Almanya Alevilikler Federasyonu Kültür Sanat Kurulu Başkanlığı yaptım. Sonra bütün çalışmalardan geri çekildim. Çünkü o koltuğa yapışıp kalmanın ne denli insan kişiliğini erozyona uğratacağını bildiğim için aday olmadım. Arkadaşlarım ısrarına rağmen aday olmadım. Bölgeye geri geldim. Bölgeden de herhangi bir başkanlık, arkadaşlar çok ısrar ettiler. Kesinlikle kabul etmedim dedim. Sadece ben eğitmen düzeyinde ve örgütleme temelinde kalmak istiyorum. Bir insan 8 sene aynı pozisyonda kalması benim savunduğum bir şey değildi. Evet, belki bazı kimlikler için o koltuğa yapışıp kalmak onlar için bir meziyet olabilir. Ama benim için meziyet o koltuğu yeri geldiği zaman başkanlığına teslim etmek daha büyük bir meziyettir diye düşündüğüm için böyle bir durumda geldim. Evet. Kenan abi, peki çalışmalarınla ilgili bize bilgi verir misin? Yani daha önceki yaptığın tiyatro ve kitap yazdığın, bunlarla ilgili de bilgi verebilirsen, ne tür çalışmalar yaptın? Ya bu soru biraz geniş, çeperli bir soru. Ben aslında sanatta açık söylüyorum, bunu çok beraber çalıştığım arkadaşlarım da şahittir. Ben işin vitrininden çok mutfağında olmayı çok bahsediyorum. Yani benim bana göre yazdığım en önemli oyunlardan bir tanesi Sapan Kuşanmış Şehrin Güvercinleri oyunuydu. Hrant Dink. Burada da onu saygıyla anıyorum. Hrant Dink şahsında Anadolu Ermeni halklarının sorunlarını topraktan alarak işlemek. Ve bu Frankfurt Kitap Fuarı'nda iki gün üst üste de oynandı. 19 kişilik bir kadroydu. O oyunda kendime 12 saniyelik bir rol yazmıştım açıkçası. O da, onu da yazmayacaktım. Bir köşeden bir köşe bir geçen, sokakta geçen hafif çakır keyif bir karakter vardı. Bütün arkadaşlar bir sonraki çalışma için kostümleri, makyajları falan olması gerektiği için tek boşta kalan bendim. Orada o yüzden kendime yazdım. Mesela şey vardı, Gelken Açlık Umuda Göç'ün 50. yılında yazdım. Bir önce Avrupa'da birçok yerde turneye çıktı. Kendime hiç rol yazmadım. Kadının Çığlığında kendime hiç rol yazmadım. Ben eğer bir sanat çalışması yürütüyorsam orada benim değil ama benim anlayışım da etrafında toparlanan insanların görülmesi esas olan budur ve onların diliyle, onların kendisine has yöntemleriyle kitleye bizim düşüncelerimizi aktarması. Benim sanata yaklaşımım hep bu temelde oldu. Şiirlerimde de bu temelde oldu.
açık söyleyeyim, birçok arkadaşım var, benim şiirlerim benden daha çok okumuşlardır. Benim şiirlerim benden daha iyi ezbere biliyorlardır. Bir sunum olduğu zaman asla kendim kalkıp bir sunum yapmak istemem. Arkadaşlarım yapmasını isterim. O bana büyük bir mutluluk veriyor. Bu çok güzel bir şey sevgili Hüseyin. Bilmiyorum, bu tada varmak lazım. Şöyle oturduğunuz yerde, diyelim bir oyun hazırlıyorsunuz. 6 ay süren bir oyun. Ve bir genç karakter arkadaşınız var. Onun tiyatroya ilk gelişini, tiyatroya bakışının ne olduğunu, nasıl yürüdüğünü, nasıl güldüğünü hepsi sizin hafızanızda. Ama o süreç içinde geldiği nokta ve karşınızda bir tiyatro sanatçı adayı olarak sahne aldığı zaman şöyle baktığınız zaman şunu dersiniz ya, iyi şeyler yapıyoruz. Bu benim için çok lezzetli bir şey. Ben bunu çok seviyorum. Ben şunu bir örnek daha var. Mesela halk danslarımızda benim en gurur duyduğum şey vardı. Türbantlı arkadaşlarımız var. Ve bu arkadaşlarımız belki de diyorum, haksızlık yapmayayım, yaşamında aile dışında hiçbir toplumla bir yere gitmesi belki mümkün olmamıştır, belki diyorum. Ama süreç içinde bize o kadar inanmışlar, o kadar benimsemişler ki 3 günlük yatılı kamplarda bu insanlar kaldılar. Ve bu insanlar bir noktadan sonra bizim alibi kimliği altındaki halk dansları çalışmalarımızla yardımcı eğitmenlik yaptılar. Afganistan'da bir kadın arkadaşımız halk danslarında, Ermeni'ye, Alman arkadaşlarımız orada geldikleri zaman ve biz onlara renkleri öğretiyoruz. Yani bir Karadeniz oyunu veya ne bileyim Orta Batum Koromu dediğimiz oyun veya bir Üsküp veya bir Diyarbakır, Artvin oyunları oynadığı zaman aynı zamanda onların kostümlerinde ve onların ayak hareketlerindeki anlamları da öğretmeye çalışıyor. Çünkü o aynı zamanda o toplumun bir kültürüdür. Sadece orayı bir dans olarak görmek bizim kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bunu bir yerde her şeye rağmen diyorum, kısmen de olsa toplum tarafında karşılık bulması. Peki en güzel bir şey. Abi en çok zevk aldığın proje hangisi acaba? Yani böyle yaparken içine sinen, böyle zevk aldığın proje. Sevgili Hüseyin, sana şunu söyleyeyim. Benim ilk yazdığım tiyatro oyunu, şimdi böyle hatırlıyorum da çok gülesim geliyor. Ama onu bile çok seviyorum. Çünkü o bütün amatörlüğün içinde, bütün şeyin içinde bir şey vardı. Benim ona yüklediğim başka bir misyon vardı. Onu niçin yaptığımla alakalı bir şey vardı. Bu yüzden yaptığım bütün çalışmaya inan ki ayıp değil. Ama bu pandemi döneminde, yaprağın kıpırdamadığı dönemlerde, o zaman Almanya'da Birlikler Federasyonu Kültür Sanat Kurulu başkanlık görevini yürütüyordum. Ve biz karanlığa inat yaşasın sanat diye bir sloganla bir çalışma yürüttük. Bir festival yürüttük. Ve bu festival çalışmalarımızda sevgili Hüseyin, o kadar geniş bir yelpazeye yayıldı ki. Yani öykü dalında, şiir dalında, Kırmançki şiir dalında, Almanca öykü dalında, fotoğraf dalında, resim dalında çalışmalar yürüttük. Ve gelen öykülerde işte o benim için hani duygunun pik noktası. Şiir dalında dereceye giren bir dostumuzun daha sonra görme engelli olduğunu tanıdıktan sonra çok etkilenmiştim. Biz o dostumuzun gözleri olmuştuk ve onun şiirini kitlelere ulaştırmıştı. Yine başka bir etki, o da beni duygu olarak çok etkiledi. Bir dostumuz bir öykü, şimdi o şeyin başında benim, çalışmanın başında benim, öyküler mail üzerinden geliyor. Ben onları hep dosyalıyorum, sonra kontrol ediyoruz. Hani diyelim ki anlayışımıza aykırı, diyelim ırkçı, cinsiyetçi, kökten dinci, ötekileştirici herhangi bir şey varsa kesinlikle eliyorduk. Böyle bir şey yoktu. Onlar toparladıktan sonra seçici kurula gönderiyorduk. Bir öykü dikkatimi çekti. LGBT'li bir arkadaşın yazmış olduğu bir öyküydü. Tabii ki onu da seçici kurula gönderdim. Ve o öykülerden biz Yol Öyküler diye bir kitap çıkarttık. Yani 21 öyküden oluşan 180 sayfalık bir kitap çıkartmıştık. Fakat şöyle bir şey var. Kitap çıkartıyorsun. Bu resmi bir kitap. Bandrolu olacak. İşte izni olacak. Dolayısıyla bu arkadaşlarımız, tamam biz o festival başında böyle bir hedef koymuşuz ve bu insanlar bilerek yazmışlar. Ama ona rağmen belki kitapta öyküsünün
olmasını istememe hakkını da düşünerek tekrar bu arkadaşlara mail üzerine geri döndüm ve bir form yazmıştım. Telif, yani yayınlama hakkını verip vermediklerini sorduğum zaman LGBT'li arkadaş beni aradı. Hocam dedi, kendisini tanıttı. Öykü de biraz radikaldi açıkçası. Ben Alevi toplumunu da tanıyorum. Ama sizi de tanıdım bu süre içinde. Bu öyküden dolayı sizin eğer bir rahatsızlık yaşayacaksanız kendi toplumun içinde benim öykümü kitaba koymayabilirsiniz dedi. Bu beni müthiş muştuladı açıkçası. Ben dedim ki sevgili dostum, bu öykü bu kitapta yer almayı hak etmiştir. Edebi diliyle hak etmiştir. Bundan kaynaklı bana gelecek ne olursa olsun her bütün sorunlar benim başım üzerinde yeri vardır. Ben kesinlikle bu konulara kararlıyım dedim. Bu beni müthiş etkileyen bir şey vardı ve o dostumuzun o kitapta öyküsü çıktı. Yine başka resim dalında Türkiye'den bir arkadaş yine sosyal medya üzerinde mesaj atmıştı bana o çalışmalar süresinde. Aynı şunu yazmıştı. Kenan hocam, işte sizi takip ediyoruz. Bizim burada genç bir kardeşimiz var ve bu kardeşimiz okuldan dönerken annesiyle beraber kaza geçiriyor ve bu aslında resim öğrencisi, yani şeyde üniversitede resim dalında resim ressamlık öğrenen bir arkadaşımız. Annesi maalesef hayatını kaybediyor kazada ve bu kardeşimiz de sol kolunu kaybediyor ve psikolojik olarak ciddi bir sorunlar yaşıyor. O günden beri bu çocuk resim yapmıyor. Siz bu konuda bir şey yapabilir misiniz? Ben dedim, ben kendisiyle konuşmak istiyorum. Bir süre sonra döndü, dedi ki konuşmak istemiyor. Ben kalktım bir yazı yazdım ona. O arkadaşımıza. Ve şunu söyledim. Bizim sana ihtiyacımız var. Ve lütfen bize yardım et. Bu çalışmada senin kara kalem de olsa çalışmadan olmasını istiyorum. Kırmadı beni. 6 tane resim de katıldı. Ve onlar da bizim albümümüzde yer aldılar. Bunlar unutulacak şeyler değil benim açımdan. Evet. Bayağı, zaten benim bildiğim kadarıyla o yarışmaya sadece Almanya değil, bayağı başka ülkelerden de bizim hiçbir olmuş. Çalışmamız Almanya'yı kapsamadı. Açıkçası son UNESCO çalışması da dahil, ondan önceki Karanda İnat Yaşasın sanat çalışması da dahil. Size şu kadarını söyleyeyim. Mesela Kanada'dan fotoğraf dalında katılan oldu. İlginç bir, o fotoğraflar halen bende duruyor. Lübnan'dan katılan arkadaşlar oldu. Şey diyeceksiniz, Lübnan'a nasıl ulaştınız? Biz bu Ezidi davasında Hessen Eyalet Kültür ve Sanat Kurulu olarak insani yardım temelinde çok ciddi çalışmalar yürütmüştük. Dolayısıyla Laleş'ten tutun Serakani'ye kadar birçok yerde Ezidi Kürt, Ezidi Arap, Ezidi diyelim toplumumuzla ilişkilerimiz gelişmişti. Ve bu çalışma oldu ve bu arkadaşlar aynı zamanda Alman Kızıl Haç organizasyonunun üzerinden de iletişimimiz vardı. O çalışmamıza destek olmak için oradan fotoğraflarla katıldılar. Bu önemliydi. Amerika'dan katılan oldu, Danimarka'dan katılan oldu. İtalya mesela bizim yarışmamızda fotoğraf, yarışma kelimesini kullanmak istemiyorum ama sonuçta biraz da oraya gitti. İtalya'da bir İtalyan arkadaş fotoğraf dalında ikinci oldu. Pandemi döneminde çekip göndermişti. Sanat evrenseldir sevgili Hüseyin. Sanatın, ben şunu söylediğim zaman tepki görüyordum. Görmeye de devam edeyim. Çok da önemli değil. Alevi sanat diye bir şey yok. Örgütün sanatı olmaz. Örgütün sanatı olmaz. Ha, sanatın örgütü olur. Sanatın örgütü olur. Sen bir sanat çalışması olursun. Bu sanat çalışmasını örgütlü bir şekilde geniş kitlede ulaşmasını sağlarsın. Her dilden, her renkten gidersin. Bu örgütlü bir sanat olur. Doğru. Ama bir örgüt demir perdelerle kıstaslarını koymuş
her şeyi belirlemiş, insanlara, insanların yaşamına dair, her şeye dair bir şeyler, katı kurallar belirlemiş. Sonra demiş ki, benim sanatımda sen yürüt. Bu şu demektir, benim bu demir parmaklıklarımı aşma sanatla. İşte sanat buna sığmaz ki. Yani sen sanatı hapsedemezsin ki. Eder misin? Edersin. Ama orada tutamazsın. Alevi Kızılbaş tarihinden hep örnekler alıyoruz da, sanatı değerlendirdiğin zaman sanat dediğimiz şey insanın iletişim, sözlü iletişim tarihi öncesine dayanıyor. Yani iki tane taşın birbirine vurup haberleşmesi, bu bir müziktür. Yani bir av hikayesi, eski ilkel kabilelerde, avcı kabilelerde, avcı toplumlarda bir avın avlanması ve ava katılmayan diğer kabile üyelerine o avın nasıl avladıklarını hareketlerle anlatması tiyatronun merkezidir. İnsanla beraber gelmiş ve devinimlere, devrimlere öncülük yapmıştır. Rönesans dediğimiz şey budur. Sadece Rönesans mıdır? Biz Anadolu'da, Anadolu'yu Anadolu yapan dervişlerin, erenlerin, felsefecilerin veya Kızılbaş önderlerinin, tarihe mal olmuş Kızılbaş önderlerinin tek bir tanesini gösterin ki sanatçı olmasın. Tek bir tanesini gösterin. Kitabı olmamış olsun, beyti olmamış olsun, türküsü olmamış olsun, felsefesi olmamış olsun. Bir tanesini gösterebiliyor musunuz? Gösteremezsiniz. Hani gösterdiğiniz de önder değildir, emin olun. Dolayısıyla sanata bu cenahtan baktığın zaman sanatın tarihsel, sosyoloji ve kültürel yapısını anlarsın. Ha, biz Alevi toplum olarak sanata karşı nasılız? Sanat affetsin Alevileri. Bu kadar her şeyini sanata borçlu olan bir toplum, hele hele Avrupa'da 300 küsür, 60 küsür dernekleşmeye giden bir toplum, her şeyi borçlu olduğu bir sanatı kurumsallaşmasında zerre bir adım atmaz. Programlarında zerre kadar bir program, sanatla ilgili bir programı yok. Bir bütçe anlayışı yok. Ve verili sistemin başka bir yansımasını kendi içinde barındırıyor. Temel amaç şudur: sanat bana hizmet etsin. Sanat bana goy goyculuk yapsın. Sanat beni pof poflasın. O sanat değil. Adını sanat koyabilirsin ama sanat o değil. Çünkü tarihi araştırdığın zaman bir gerçek sanat insanıyla benim diyen hiçbir siyasetçi uyuşmamıştır. Ha, şunu da söyleyeyim. O siyasetçilerin hiçbir tanesinin ismi anılmaz. Ama bugün Gogol hayatta, Dostoyevski, Tolstoy, Nazım, kimi sayayım? García Lorca'yı, eşcinsel bir şair. Kurşuna dizdiklerinde sol yumruğu havada haykırıyordu. Öldürebildiler mi? Pablo Neruda, Victor Jara. Parmaklarını kırdılar, kemanını kırdılar, kurşunladılar. Ama o ıslık da son nefesine kadar marş söylemeye devam etti. Ve bugün Latin Amerika'nın umudu onun ıslığıdır. Ve emin olun, faşist düzenlerde ıslık çalmanın yasaklandığı dönemleri biliriz biz. Kökeni Victor Jara'dır. Yani Aleviler bina diksinler ama içinde doldursunlar istiyorum. Kenan abi, iki tane şiir albümüm var ve kitabım var. Bu albümlerle ilgili de şey yapmak istiyorum. Yani bunlar nasıl çıktı? Yani şimdi Rüyan kızım bana hiç bilmediğim şiirin bir tanımını yaptın. Nasıl çıktın meselesini örnek vermek için söylüyorum. Benim bu Aşık Topu kitabım çıktığı zaman ilk başta da biraz şey vardı. Sağ olsun eş dost bayağı alaka, halen de öyle de ama böyle telefonlar falan. Demek ki Rüyan o arada şöyle bir kenara çekilmiş. Böyle 2-3 gün geçsin beklemiş herhalde. 2-3 gün sonra ben gece çalışıyorum. Eve geldiğim zaman benim masamın üzerinde şöyle bir hediye paketi vardı. Üzerine bir de not iliştirilmişti. O notta şöyle yazıyordu: şiir yazılabilen bir şey mi emin değilim.
Sen bir kadın yazarsın, o gider şiir olur. Şimdi benim ben bunu okuduktan sonra şöyle bir, çünkü şiirle alakalı birçok ustanın şeylerini okumuştum, tanımlarına falan. Düşündüm, dedim doğru payı var mı yani? Sonra Rüyan'a hak verdim. İçin şiir yazılmaz. Kadın için şiir yazılmaz. Kavga için şiir yazılmaz. Vatan için şiir yazılmaz. Sen bir kavganın kendisini yazarsın, o şiirdir, şiir olur. Sen bir kadını yazarsın, o şiir olur. Sen özgürlüğü yazarsın, o şiir olur. Sen ölümü yazarsın, o şiir olur. Tabii ki ben bu şiirleri yazarken bu şekilde, yani bu anlayış bana Rüyan öğretti. Bilmiyordum, bu anlayışla yazmadım. Ama daha sonra baktığım zaman benim her bir şiirin hikayesini bir yarım saat anlatabileceğime inanıyorum. Yani ben bugün ne yazayım, oturayım bir şey yazayım diye hiçbir zaman için şiir yazmadım. Ben bir süreci en kısa haliyle yazmaya çalıştım. Onlar şiir oldu. Birinci şiir albümüm Sevdalı Nefesi'ydi. İnsanlar bunu bir aşk, daha doğrusu karşı cinse duyulan bir aşk olarak algıladı ilk başta. Ama öyle değildi, o kavgaya sevdalıların şiiriydi. İnsanlığın sürekli ilerlediği ve asla şeyin dediği gibi biz bitti demeden bitmeyecek bir yolculuktur bu. İkinci albüm Saklı Kent'in Delisi. Orada da yine oradaki her şiirimin hikayesini de anlatırım, onun bir yaşanmışlığı vardır. Şiir yazarken şöyle bir şey yaparsanız o biraz çok şiir olmaz. Yani merkeze kendinizi koyup kendi üzerinizden duvar ölüp giderseniz o şiir olmaz. Ama bir öbürü olma gözüyle ötekiden bakıp yazdığın zaman sana ait olan, senin benliğine bile sığmayan bir dünyanın bir başka insan gözüyle yazılması. İyi bir şair olduğumu iddia etmem ama kesinlikle kötü değilim. Peki bir de kitabın var. Evet. Kitap hikayesi nedir? Aşil Topu. Sevgili Hüseyin, benim elimde kalem hep vardı. Yani programın da süresinde biliyorum, formatında bildiğim için çok şeye girmek istemedim detaya. Ya ben dedim ya, Türkiye'de 90'lı yıllarında ben dergide yazı da yazıyordum. Gençlik sayfasını yönetiyordum. Köşe yazıları da yapıyordum. Kalem hep elimdeydi. Ama o kadar aktif bir ve hızlı bir yaşamım vardı ki, halen de öyle. Ben politik bir aktivistim ve korkunç derecede faşist bir rüzgar estiği bir durumda ben oturup yerimde kitap yazmaya zaman ayıracak kadar duyarsız değildim. Belki kendime haksızlık ettim. Belki kendimden çok şey kaybetmişim. Hiç de umurumda değil. Çünkü bir şey yanıyor ve ilk önce onu söndürülmesi lazım. Saç taramanın anlamı yoktu. Hep zaman sorunu vardı ama kafamda yazmakla ilgili şöyle bir şey vardı. Ya ben bir şiirle bir duyguyu şu kadar anlatabiliyorum. Ne kadar derin anlatabilirsen anlat ama benim bu dünyaya olan bir başka bir düşüncem var. Onu da yazmak istiyorum. Ama ben bir emekçiyim, gece çalışan bir insanım, ben bir sendikacıyım ve haftanın 3 günü sendika toplantıları oluyor. 5 günü gece çalışıyorum, hafta sonları halk dansları, resim atölyesi, bağlama eğitim atölyesi vesaire paneller, toplantılar. Hiç buna zaman, yani oturup bir kitap yazmaya zamanım yoktu. Fakat pandemi döneminde biraz bencillik olacak ama artık sendika toplantıları Zoom programı üzerinde yapılmaya başlandı. Kültür sanat toplantıları keza aynı şekilde, dernekler kapalıydı, faaliyet yürütülmüyordu. Ben kendimi hapsetmiş hissettim. İşte o dönemde çok uzun zamanlar verir. Mesela araştırma üzerine durdum. İşte Nietzsche olsun, Baruch Spinoza, Hegel ve Halaç anlayışları üzerine. Tabii ki burada Marx'ı temel ilkelerin üzerinde de duruyordu. Orada şöyle bir şey vardı. Yani Nietzsche'nin dekadans dediği, yani çöküş çağı dediği bir şey vardı. Dört önemli kıstas belirtiyor Nietzsche. Diyor ki üstün kültürlü bir toplumun sahip olması gereken dört önemli nitelik vardı. Bir, dindir diyor. İki, sanattır. Üç, felsefedir. Dört, bilimdir diyor.
Ve Nietzsche şunu diyor. Ben diyor zamanın ötesinde yaşayan bir insanım. Bu söylediklerim 2000 yıllar için geçerli. Ben o 2000'li yılları yaşıyorum diyor. Ve Nietzsche sıradan bir filozof değildi. Sıra dışı bir filozoftur. Aforizmalarla, şiirlerle felsefeyi anlatan bir şey. Çok zordur anlaşılması. Yani Nietzsche'yi o kadar uç noktada yanlış anlayıp da ırkçılığın temel babasını olarak gösteren anlayışlar bile vardır. Neden? Biraz sonra anlatacağım şeyden de yanlış anlaşmasından kaynaklı olarak veya o doğru algılanmamasına kaynaklı olarak. Nietzsche diyor ki din çöktü, din öldü diyor, Tanrı'yı öldürdük. Çünkü din salt insanın iç dünyasına ve onun gerekliliğine duyulan bir saygının ötesinde bir sömürü aracı olmaya başladı. Bir meta, sömürü meta olmaya başladı ve yozlaştı. Din çöktü. Sanat çöktü, öz ve biçim ilişkisi koptu. Sanatın tarihsel sosyolojik yapısı unutuldu. Vitrine sadece bakıldı, onun görselliği sadece esas alınmaya başladı. Matematikten koptu. Fizikten koptu. Sanat çöktü. Felsefe çöktü. Çünkü felsefe kitabı bilgilerle edinilebilen bir şey değil. Bu bir okuldur. Örnek olarak antik Roma'yı gösteriyor. Örnek olarak antik Yunan'ı gösteriyor. Ben artı olarak da Anadolu Kızılbaşları'nda tekke ve dergahlar anlayışını da buna ekleyebilirim. Çünkü insanlar oraya gittiği zaman o felsefeyi sadece bilgi olarak almıyorlardı. Onun aynı zamanda da insanda ete kemiğe bürünüyordu. Ve insanlar oradan çıktıktan sonra o felsefenin kendisi olup yürüyen bir felsefe oluyorlardı. Ve Nietzsche diyor ki felsefe de çöktü çünkü onlar hepsi kapatıldı. Kitabı bilgilere sığındı ama felsefe kitabıyla öğrenecek bir şey değil. Yaşamda pratiğinde olması gerekir. Geriye bir tek şey kaldı diyor Nietzsche, bilim. Ve bilim sürekli ilerledi. Biz bilimle her şeyi açıklayabileceğimize inandık. Bilim ilerledikçe insanlık çöktü. Ve bu çağın ismi de dekadans, yani çöküş çağı koyuyor. Şimdi ben kitabı ele alırken asıl temel olarak budur. Onun dışında elimde bir Spinoza öğretisi vardır, yaşanmışlar vardır. Bunun dışında ondan aşağı yukarı 630 sene önce yaşamış bir hallaç gerçekliği vardır Orta Doğu'da. Panteizm anlayışlı birebir olmasa da %80 özdeşleşen bir anlayış var. Ben bunları romanda nasıl anlatabilirim? Esas olarak şöyle birleştirdim. 1. Nietzsche'nin bahsetmiş olduğu dekadans çağında yaşayan bizler, bugün yaşayan insanlar olarak çöküyoruz, çökmüşüz. Kendi iç dünyamıza çökmüşüz. Dışarıdaki yaşamla hasbelkader yaşam ve mücadele ile ilgili bir şeyler öğrenmiş bizler çatışıyoruz. Ama sürekli yeniliyoruz. Yenildikçe mevzi kaybediyoruz. Var. Konuştukları zaman kahraman geçmişteki devrimcilerden, onlar benim yoldaşım diye bahseden insanların yaşamına baktığın zaman eylem ve söylem arasındaki farkı görürsen diyorsun ki yok. Sen benden diyorsun ama sen benden olabilirsin. Ben senden değilim dersin. Ve sürekli aslında yalnızlaşmaya gidiyor. Çöküyorsun. Sanat dediğin şeye baktığın zaman ben sanatçım diye ortaya çıkan insanların yaşamına bakıyorsun, doğaya karşı tutumuna bakıyorsun, kadın cinayetlerine kadar pedofilli, tırnak içinde çocuk evli dediği aslında sapkınlığı karşı duruşuna bakıyorsun. Sanatçı değil diyorsun, sen sanatçı olamazsın diyorsun. Elin iyi bir resim yapı olabilir ama sen sanatçı değilsin. Çünkü bu toplumun sanat önderleri bize öğretmiştir. Evet, derin üzülebilir. Ama sen bunu bilerek bu yola çıktın zaten. Asılabilirsin, evet. Parmakların kırılabilir Victor Jara gibi. Frederic Garcia Lorca gibi kurşuna dizilebilirsin. Evet, Nazım gibi sürgün edilebilirsin, doğru. Ama sen sanatçısın, sesini çıkartman lazım. Sen çünkü bunu öğrenmişsin. Şehirler tanklarla yok edildiği zaman bir tane sanatçın ortaya çıkmıyorsa, sonra yüz binlerin karşısına çıktığı zaman onu ayakta alkışlıyorsa bu toplum, kendi içine çökersin sevgili Hüseyin. Dersin ki ben sizden değilim ya. O kadar da değil. Dolayısıyla sürekli yalnızlaşıyorsun. Yani bu kitapta iki ana karakter gibi görünen aslında tek bir yaşam. Bunun cinsiyet ötesi bir yaşam. Anaç ve eril, yani bir insanın içinde olan iki duygunun iki farklı karakter olarak yazılması şeklinde ele aldım. Burada anaç, yani dişil karakter. Evet, bu toplumun kadını gerçekten çok çekiyor. Halen de çekiyor. Korkunç
katliamlara, korkunç baskılara, sömürmelere, maddi, manevi, bedensel sömürülere maruz kalıyor. Doğru. Ama bu toplumun kadını bana göre yine bu toplumun erkeğinden biraz daha şanslı. Çünkü daha güçlü. Bir, konuşabiliyor. İki tane kadın arkadaş yan yana geldiği zaman birbirlerine dertlerini açabilirler. Bu toplumda yadırganacak bir şey değil. Kabul görmüş bir şey. Bir kadın arkadaş duygulandığı zaman ağlayabiliyor. Bu ikisi kadının halen yaşamla ilgili ciddi belirtilerin olduğunu gösteriyor. O yüzden ben kitapta kadının, yani sığınma evine yerleşen kadın karakterin dünyasını şöyle aldım. Evet, mevsim sonbahar. Evet, köyüne bir sığınma evi. Ama halen penceresinden ışık alıyor. Halen penceresini açtığı zaman parktaki çocukların sesi gelebilir. Bu yaşamla ilgili halen belirtileri olduğu için betimlemedir. Ve halen sokağa çıkıp güneşli bir havada yürüyebiliyor. Fakat erkek karakter olarak ele aldım. Yani bir yaşamın içindeki eril mantığı ele aldığın zaman onun mevsimini kış mevsiminde ele aldım. Onun yaşam yerini bodrum katı ve tek bir penceresi var o bodrum katındaki odanın ve sadece bir kısmı zemin üstüdür. Ve mevsim kıştır. Bu da bizim toplumumuzun tırnak içindeki erkek yaşamının bir betimlemesi olarak ele aldım. Belki kadın arkadaşlar mümkündür. Şöyle bir şey de yaklaşabilirler. Yok Kenan, sen haksızlık yapıyorsun. Burada sanki bizim ezilmişliğimize rağmen erkeği sanki daha mağdur gösterilmiş gibi yapıyorsun diye eleştirebilirler. Ben diyorum ki evet, tam da onu diyorum. Çünkü bu toplumun erkeğine çocukluğundan beri ağlamanın bir ayıp olduğunu, gülmenin ayıp olduğu, ne bileyim biraz hiperaktif veya neşeli bir insan oynamasının ayıp olduğu. Çocuk musun ağlıyorsun? Ayıptır. Ne öyle ha 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 falan. Çok özür dilerim, kadın arkadaşlar başlasın. Bu erkeğe bir atıftır. Ne öyle kadın gibi kıvırıyorsun? Bir insan biraz neşeli sonuçta. Dolayısıyla o erkek karakterinin içindeki insanı, yapıyı öldürüyorsun ve salt bir erkek kalıyor geriye. Salt bir erkek kalıyor. Ya bundan daha işler acısı bir durum olabilir mi bir insan için? İnsanlığını öldürmüşsün ya. Ve salt geriye bir cins kalmış. Bu mu güç? Gücü neden geliyor? Hükmetmesinde mi geliyor? Zavallıktır o. İşte ben bu anlayışımı biraz analitik psikoloji, biraz Alfred Adler yatay ilişki, dikey ilişki bu felsefeyle psikolojiyle ilgilenen dostlar ne demek istediğimi anlarlar. Onu kattım işin içine. Hiçlik meselesini aldım, ele aldım. Yine Nietzsche'nin anlayışı ve töz kavramı, Spinoza'nın var olmak için kendi kendisine yeten, kendisinden başka hiçbir şeye ihtiyaç duymayan şeydir Tanrı. Enel Hak ve sonsuzdan gelip sonsuza giden şeydir. Ve dolayısıyla Spinoza Tanrısı, Spinoza anlayışı seni yarattıktan sonra defter kalem tutup ne yapıyorsun diye seni sorgulayan bir tanrı değildir. Seni ödüllendiren, seni cezalandıran, seni mahkum eden böyle bir tanrı değildir. Bunu anlatmaya çalıştım. Başardığımı bilmiyorum. Ama mutluyum dostların, hocaların, üstadların yaklaşımları, yazıları. Yüzünü kızartacak kadar mahcup duruma düşürdüğü yazılar da oldu. Onlara minnettarım. Ben bu yolun başında çok bir talebeyim. Geç oldu benim için. Yaşım 50'ye yaklaşıyor. Ama o kitapta şöyle bir replik, bir şey hatırlıyorum. İnsanı en çok acıtan içinde kalmış ukdelerdir. Kitabın bir yerinde bu geçiyor. Bu cümle buna tam birebir olmaz ama bu kavramda geçiyor. Bu kitabı yazmakla benim içindeki ukdelerden bir tanesinden kurtulmuş oldum. Öyle diyeyim. Kenan abi, peki önümüzdeki projelerinle ilgili bir bilgi verebilir misin? Şu anda yapacağım veya çalıştığım bir proje var mı? Bizim gibi insanların, yani artık sanattan başka bir mutluluk aracı kalmayan insanların sanatla ilgili projeler bitmez. Ama ben şunu kendime ilke edinmişim.
bir şey yapıp bitirdikten sonra ortaya çıkmak çok daha iyi. Ben, müsaade edersen ben şimdi, çünkü olanaklar, şartlar ne şekilde getir getirmez bilmiyorum. Bu da sonuçta kalıcı bir şey olacak, bu çekim. Bunu ya söyledin ama gerçekleştirmedin. Duruma düşmek istemiyorum. Var, güzel şeyler var. Şunu söyleyeyim. Tamamıyla toplumsal çalışmalardır. Başarır mıyım bilmiyorum ama bunun için uğraşırım. Söylemek istediğin son bir şey varsa? Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Bazı şeylerin varlığı insan mutlu ediyor. Onlar senin yalnızlık duygunu ortadan kaldırıyor. Ara ara sonbaharda olsa bir güneşi hatırlatıyor. O da dostlar, doğru da sizlersiniz. Ben kendimi şanslı hissediyorum. İyi ki varsınız. Hakikaten çok samimiyetimle söylüyorum. Şu toplumda iyi ki varlar dediğim insanlardansınız. Teşekkür ederim. İyi ki varsınız. Sağ olun. Görüşmek üzere. Sağ olun.